Anam diyor biz kuruttuk mu simsiyah oluyor diyor. Neden öyle oluyor bilmiyorum. Reçeli güzel oluyor. Reçeli güzel oluyor değil mi? Güzel oluyor reçeli. Nerede ceviz? O şey ceviz. Ha, şunlar ceviz. Hemen gidecek olsan alırız. Ama nasıl ceviz bilmiyorum. Limonu var. Aa, dikeni de var kız. Dikeni elime battı. Bayağı bir battı. Dikenleri var arkadaşlar. Yedi veren limonu dedi. Çok dikenli, çok ve sert. Çok kötü battı elime. 150 liraymış. Ha. Yedi veren. Orta boylu hanalar 15 lira. Sarmalık. Abla sert görünüyor ama yaprakları ince. Şu beyaz olan turşuluk turşu, değil mi? Turşu. Bunlar ne kadar? 20 var. Bekle ana bekle. Bir tane turşuluk alayım şu beyazdan. Bir tane de sarmalık alacağım. Umarım sarmalıktır. Turşuluk ayrı aldım çünkü. Al bak bunu al. Bunu al fark etmiyor. Bayağı büyükmüş. Şunu alayım ben. Bayağı ağır. Şöyle büyükler 20 liraymış. Küçükler 15 lira. Tamamdır. Bir tane sarmalık, bir tane turşuluk aldım ana. Çok ağır ama içi dolu. 10 lira mı? Güzele benziyor. Bir tane torba versene ablam. Açı versene. Sağ ol ablam. Şöyle koysam ben atarım içine. Şöyle. Çok aşırı sert oldum. Onların suyu olmuyor. Çok yumuşak oldu mu da içleri güzel olmuyor. Şöyle orta sertlikte. Bir kilo alalım. Olmuş mudur bir kilo? Güzel güzel ince kabuk. 5 paraymış 10 lira mı? 10 lira ablam 10 lira. Ablam tersene şunu limonu. Al ablam. Patlıcan 2 kilo 25. Patlıcan 17,5, yarım kilo 12,5, kırmızı biber. Dolmalık yarım kilo 14. Yarım kilo 12,5 salatalık. Tuzlu mu bu, tuzsuz mu? Kavrulmuş. Ne kadar kilosu? Yarım 30, 60 lira. Ne kadar alıp vereyim? Yarım. Çek. Kerazi yemem başka. Ne kadar mısın? Yarım 30 lira. Ne kadar mısın? Yarım 30 lira. Yarım 35, yarım 30. Yani kabuklunun kilosu 60 lira. Al ablam. O da koyana. Evde götürecekten içine koyarız. Hadi gel. Ana yer elması var. Alalım mı, yer misin? Yer elması. Çok faydalıymış. Ne kadar yer elması? 15'miş. Bundan mı? Ben bahçeye diksem olur aslında bundan. Ha. Şurasını bile diksem, şurasını. Ya. Ben öyle yaptım, çıktı bahçemde. Kabuklarına çıkıyor. Tamam, bir tane torba verir misin abla? Kereviz gibi çok güzel oluyor. Öyle mi? Yemeğini hiç denemedim. Kereviz gibi bir şey, portakallı. Yarım kilo alalım. Süper oluyor. Nasıl yapıyorsun abla yemeğini? Soğan doğruyorsun. Evet. Bunu da işte kabuğunu soy, doğra. Limon, portakal suyu. Aynı kereviz yemeği gibi. Oo, süper oluyor bak. Tamam, deneyeceğim. Yarım kilo abla. Şöyle vereyim. Havuç da koyuyorsun. Havuç da koyuyorum.
Bildin kereviz yeme. Kerevizi de ayvalı yap. Ayvalı çok güzel. Ayvalı kereviz. Tamam. Aynı. Ayva da olmuş. Süper olmuş. Aynı kereviz yaptığımız gibi ayva katıyoruz içine. Tamam. Deneyeceğim abla. Kerevizli ayva. Tamam. Adın neydi abla? Nermin abla. Tamam. Kerevizli ayva yapacağım ve seni hatırlayacağım. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım anacığım. Senin şeyi arayalım. Ha. Çiğdem mi? Bak ne istiyorsan bugün söyle ana. Tuzsuz var. Tuzsuz mu istiyorsun şundan? Bu kavrulmuş mu? Instagram'da neydi sizin? Ülper'le? Ülper ile her şey Instagram, Ülper ile her şey YouTube kanalı. İkisi de aynı. İsimleri aynı abla. Ülper ile her şey. Ülper ile her şey. Tamam. Tuzlu da istiyor musun ana? Tamam. Anam köye götürecek yarım kilo tuzsuz. Tek bacacı. Burası perdeci. Şalvarın falan var mı? Şalvar var bak karşıda. Var mı? Var. Çok güzel. Yoruldun mu ge? Ana. Yorulmadı. Üsyanın yorulmadı. Nereye yoruldu? Ayakların. Ha. Yavaş yavaş. Yorulduğun yerde dinleniriz. Hadi ge yavaş yavaş gidelim. Yorulunca söyle. Oturuz bir yere. Çorap falan alalım mı sana çorap? Eve vardıktan sonra şunu da alacaktım değil mi ana? Aa, buradayken her şeyi söyle. Çantamda var çorabım. Başka bir şey var. Tamam. Gel. Evet ürün. Çok güzel ana. El örgüsü gibi aynı. Bak. Amacım 170 lira hiçbir şey değil ki. Bence de. Çok güzel. Geçen sene, bu sene zaten yeri şimdi 182. Gelin yeleği, böyle incileri. Vade. Gelin yeleği, ince kibar, krem rengi. İncili işli, gelin yeleği. Gelin yeleği diye geçiyormuş. Krem rengi çok güzel. Çok zarif, kibar duruyor. Burada lazım olan bir şey var mı sana? Bir bak. Bunlar bizim hemşeri. Bak burada var ya. Bak hoş geldin diyor sana. Gezme geldi. Köyde duruyor köyde. Hünnat mı alalım? Beyaz dudun kurusu arkadaşına. Hmm, çok oluyor bizim köyde. Sebil oluyor. Evet, hazır oluyor ya. Kandırıyorlar. Şimdi bak onu kiremitte veren vurduyor. Buna o daha güzel temiz oluyor ya. Kiremitte. Bak tertemiz ama bu. Evet, tertemiz ya. 100 liraymış. Beyaz dudun kurusu. Hünnabı almıştım ben. Anam da çok sevdi hünnabı. Alalım mı? Köye götürecek mi? Hı. 50 liraymış hünnabın kilosu. Yarım kilo bu. 25 lira. Sen bakalım nereliyim? Nerelisin sen? Selam edelim biz. Yarım kilo da dut kurusu alayım. Şimdi 100 lira verdim mi? 25 hünnap. 50 lira da o. Yarım kilo acı mı? Yarım kilo alayım. Tamam. Ellerim burada verdim. Ekşimayel ekmeğimiz var. Selam'da kendi imalakımız. Hmm. Ekmeğimiz var ya. Bunu da anam aldım. Geçen ben almıştım. Çok sevdi. Beyaz dut kurusu. Bizim olada akıp gidiyor. Kuruta neden yok. Bizim de öyle. Bizim de öyle. Anam diyor biz kuruttuk mu simsiyah oluyor diyor. Neden öyle oluyor bilmiyorum. Reçeli güzel oluyor. Reçeli güzel oluyor değil mi? Güzel oluyor. Reçeli güzel oluyor. Karaduttan reçel yaptım. Ben marmelat yaptım da beyaz duttan denemedim hiç. Pekmez güzel oluyor değil mi? Dut pekmezi. Tamam. Başka var mı ana bir şey? İstediğin bir şey varsa al. Ne istiyorsan al bak bugün. Eve varınca ben şunu alacaktım değil mi? Ya. Al al. Gofret falan istiyor mu? Gofret. Gofret. İstemiyormuş. Tamam. Aynen. Hayırlı işler. Bol kazançlar. Bak bu da ana cennet elmasının kurusu. Neydi bizim bütünün adı ya? Gördün mü? Ülper. İle. Her şey. Her şey. Her şey. Ha, geçmiş olsun. Girdim aslında, girdim. Ülper'le her şey. Girdim. İzledim. Ülper ile her şey, evet. Bu da iyi de. İyi de ne kadar kilosu? 70 lira kilosu. 70 liraymış. Bu da simav fasulyesi. Evet. Bu ne kadar? Bu 50 lira. 50 lira simav fasulyesi. Simavın toprağından bilmiyorum çok lezzetli oluyor. Suyu falan kıvamlı oluyor. Ufak olur bunun. Ufak olur, lezzetli olur. Bu da güzel oluyor ya. Bu daha güzel oluyor. Daha güzel ya. Hmm. Tamam, yarım kilo da bundan ver.
Ekmek ayrı. Ben yapmıyorum. Çıkardım kapatıyorum. Karözüm seviyorsun sen hem, değil mi anam? Evet, kan yapar. Hem de kan yapıyor. Kanım düşük ya. Kan yapsın ye de. Dur sen bunu al. Tamam. Ver ben koyayım ya diğerlerinin tamam. yanına. Tamam. Tamam değil mi 25? Tamam. 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 Hayırlı işler ablacığım. Kolay gelsin. Havuç alalım. Bir tane leğen verir misin? 5 kilo. Bir kilo havuç. Tamamdır. Başka ne kaldı? Yürü. Tamam mı? Pırasa alalım. Buyurun, hoş geldiniz. Haydi ıspanaka, pırasa abla, buyur abla. Haydi ıspanaka, kuzu ıspanak, kuzu, 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 haydi. Şöyle bırakıyorum parasını. Tamam. Marul alalım, tamam. Haydi al ıspanağını, börek ya börek. Haydi böreklik ıspanak geldi, haydi. Buyurun. Sağ olasın abi. Vallahi verdi böyle. Haydi, ana pazardan çıkıyoruz, daha bir şey istiyorsan söyle. Orta boy patates. 3 kilo 25. İrileri 3 kilo 30. 3 kilo verir misin patates? Bunlar güzel oluyor haşlamalık. Çok fazla iri değil, çok da küçük değil. Orta boy. Sağ olun. Mandalina 10 liraymış. Ne kadar kepçeler, kevgirler? 15 lira. Da daha uygunmuş. Saplarına bak. Bak bakalım. Şu iyi kepçe şu. Alacağım. Yok değil mi? İyi. Asacak yeri var. Başka var mı alacağın bir şey ana? Pazardan geliyoruz. Topallara topalla. Ihtiyar şey vardı. Lütfen onları alıyordu da. Topallara topalla. Yavaş yavaş gittik geldik. Hazır gittik geldik. Eksiklerimizi aldık. İhtiyaçlarımızı aldık. Burada da anam da giderken götürsün diye aldık. Anam eskisi gibi değil gari. Arkadaşlar yok. Daha yavaş evet. hareket ediyor yaşından dolayı. Öğlen gittik, kendin geldik. Yavaş yavaş gel. Yoruldun mu gı? Ama onları çocuklar çıkarır. Çocuklar çıkar ana. Sen kendin getir yeter. Geri yerin sağlam çok şükür, hastalığın falan yok. Şeker falan da yok. Dizler. Ana sen onu niye aldın? Sen kendini zor çıkarıyorsun. Dıştan gördüğün şeyini gördün. İçerideki şeyin gece dersin, gündüz edersin. Evet. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anam daha burada. Bakalım ne zaman gidecek belli değil de. Bazı eksikleri vardı. Onları aldık. Benim vardı eksik. Pazardan meyve sebze onları falan aldık. İhtiyaçlarımızı gördük. İyi yavaş yavaş yani. Gitti. İyi oldu. Kepçem deydi o kertirde. Patatesini kızarttık yağının üstünde. Alıvermen değil mi? Bozulmayacak kuru şeylerini aldık. Gideceği zaman Turgut diye anam ben 1000 lira vereceğim. Oradan abim alacak. Ya da Cemile kız kardeşim alır. Artık hangisi müsaitse. Oradan alacak. Önce oraya gidecek. Oradan köye gidecek. Orada giden olursa onlarla gider. Giden olmazsa otobüste gider artık. Bilmiyorum evet. O nasıl denk gelirse. Öyle. Ben buradan direkt bindiriverim köye dedim de otobüse. Oradan servis bırakıyordu. Anam da orada eşyalarım falan vardı. Çamaşırları falan varmış. Kovalar vardı. Tutu yok öyle. Ondan önce haplan oraya varayım var. Oradan dedi gideyim. Haplan getirmedin buraya? Getirdim birer kutusunu da falan orada. Köye vardın kendini çok fazla işe verme. Çok işe veriyorsun kendin ana. Birazcık onun kıymetini bil. Dünya işi bitmez. Ne edeceksin yarın? Gözüm kara toprak bürümeyince. Gözüm kara toprak bürümeyince ne ihtiyaç bitiyor? Yiyorum da içiyorum da bir insan daha. Öyle. Bir insan daha. Sen burada turfa vuruyorsun ya. Onu insan da oturuyor. Onun başına bir insan da oturuyor. Bir insan olsa da aynı yemeği yapıyor. Evet, 10 kişiye de aynı yapıyor. Her şeyle kalsa boğaz kalmıyor arkadaşlar. Evet, mesela üzüldük. Ağladık, sızladık, yüreğimiz dağlandı.
Ama anamın bir sözü var. Acıyan yerin ayrı, gayran yerin. Acıyan yerin ayrı. Kalbimiz acıdı, yüreğimiz dağlandı. Ne kadar üzüldü, üzülüyoruz da, ağlıyoruz da. Gördükçe dayanamıyorum ben hele. Anam da biliyor, başlıyorum ağlamaya, gözlerim doluyor hemen. Hayat devam ettiği sürece işte ihtiyaç da bitmiyor, yeme içme de bitmiyor. Üzülsek de Rabbim tekrarını yaşatmasın inşallah. Yarın bura ölüyü yatırıyorum. Burada sofra kuruyorum, karnımı doyuruyorum. Ölene ağlıyorum, sızlıyorum, öyle dura dura acıyorum. Acıyorum, mecburiyim. Çok işte, ölenden ölünme. Ölenden ölünme. Hep üzüldük, herkese üzüldük. Cenazeyi buraya yatırıyorum, burada sofra kuruyorum da yemek yiyorum. Gün geçtikçe küllenip gidiyor, neyse öldü mü? Umuduyorum, bir umudum kesiliyor, bu kayıp. Evet. Ondan sonra bu yıkık altında kaldı, nereye gitti? O da kaldı, ölüsü bir dirisi kuruldu mu, ona seviniyor, seviniyorlar. Ölüsü dirisi bulunmasa nereye gitti? Nereye gitti dersin, onu dede durursun, yaşıyor mu, yaşamıyor mu diye. Evet. En azından mezarını bilirsin. Allah'ım sabırlıklar versin ya Rabbim. İnşallah kayıplar tez zamanda bulunur, ailelerine kavuşur. Allah tekrar tekrar gani gani rahmet eylesin ölenlerimize. Çok canlarımız gitti, çok üzüldük hepimiz de.